Testlerdesiniz ve Trabzon'da. Valla kaç yıl oldu bilmiyorum ama epey zaman oldu geldim tesislere. Takımla beraberiz ama sizin de bildiğiniz gibi takımın yarısından fazlası yok. Ama burada olan arkadaşlarla dün çalıştık. Bugün sabah bir antrenman yaptık salonda. Şimdi de sahada yapacağız. Yarın da iki idman. Programı zaten size ulaştırırız. Pazar günü izin, pazartesinden sonra devam edeceğiz. Hafta içerisinde diğer oyuncular da gelince birlikte olacağız. Kısa zamanda arkadaşları tanımaya çalışıyoruz. Antrenmanları içerik olarak durumuna göre, oyuncuların oyun anlayışına göre varsa bir eksikti bize göre onları yapmaya çalışacağız. Bir de düşüncemizi anlatıyoruz şimdi bireysel olarak. Çünkü takım olarak çoğu yok. Ama şu anda çalıştığım arkadaşların hepsinin uyumlu, verimli, herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani gayet iyiler çalışırken. Ama tabii oyun yapısı olarak hem bireysel hem takım olarak durumlarını ayrıca konuşuyoruz. Dünkü çalışmadan memnunum. Hatta zaman zaman kontrol pas ve tek toplarla daha iyi oynayıp serbest oyunda daha yanlış oynadıklarını görüyorum. Bu bizim için önemli bir işaret. Bugün de antrenmanda zaten daha çok dikine oyunları, özellikle top kaybı sonra baskıları, temaslı oyunları işlemeye çalışacağız. Hemen hemen çoğu zaman bunu yapacağız. Müsabakalar 3 maç üst üste olacak. Ama milli takımda gelen oyuncuların durumuna da bakacağız. Öncelikle buradakiler, çünkü bundakiler daha tempolu çalışıyorlar. İkisinin karmasından bir takım ortaya çıkaracağız. Beşiktaş, Kayseri ve Antep maçlar 3 maç üst üste olacak. Ondan sonra haftada bir maç olacağı için eksik olan oyuncuları gidermeye zaman olur. Ama şu aşamada sadece hazır olan oyuncuları oynatıp bu 3 maçtan iyi sonuçta ayrılmak istiyoruz. Kamuoyunun beklentisini biliyoruz. Taraftar güzel futbol, iyi sonuç bekliyor. Coşkulu oyun istiyor. Ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Oyuncuya da söylüyorum. Kendilerinin keyif alacağı, izleyenlerin de keyif alacağı ve gurur duyacağı bir takım olmak için herkes elinden geleni yapmalı. O samimiyeti, o iyi niyeti ortaya biz koyacağız. Onlar da kabul gösterip sahada bunu yapacaklar. Sizlerin de tabii beklentisini biliyoruz. Yani iyi bir takım, sonucu yalan takım, güzel futbol oynayan takım, oyuncuların yıldız olduğu bir takım olmak camianın her kesimini ilgilendiriyor. Bu yönetimi de, teknik heyeti de, oyuncuları da, medyayı da herkesi ilgilendiriyor. Onun için buradaki her türlü eleştirilerinize saygı duyacağız. Medya bölümü ilgili olarak söylüyorum. Futbol adına gösterdiğiniz her yol yanlış veya doğru dikkatimize alınacak olaydır. Sadece şunu istiyorum. Kısır çekişmelerin, olumsuz sözlerin gereksiz olarak gündeme gelmesinin Trabzonspor'a yararı yoktur. Biz de bugünden itibaren yeni bir sayfa açarak sizinle beraber işimizi yürüteceğiz. Varsa bir düşünceniz, ister sözlü ister yazılı, tabii söyleyeceksiniz. Medyada konuşulacaktır. Onun için takım da iyi olacak. Medyada, yönetimde, teknik heyet, bizlerde. Ben geldiğimden beri bunları işleyeceğim. Ben buradaki görevim bu düşünceleri bütün camiye aktarabilmek ama her gün iyi niyetle çalışmak olacaktır. Geçmişi yargılamak veya değerlendirmek adına sormuyorum. Elinizdeki şu andaki mevcut kadroyla, ki biliyoruz ki siz oyuncularla birebir de gruplar halinde, kazanamamanın vermiş olduğu mental yorgunluk var mı oyuncularda? Ya takımda zaten bir sorun olduğu doğru. Yani şimdi daha önce yönetimler, hocalar başarılı olurken nasıl bir yol çizip de başarılı olmuşsa bugün de beklenen sonuç alınmamızda bir sebepleri vardı. Ama bu sorunları biz kendi içimizde tartışıp konuşup düzeltmeye çalışacağız. Hem oyun olarak hem sonucu olarak. Ama şu anda gördüğümüz tablo olarak oynanan oyun ne oyuncuyu memnun ediyor, onları da konuşuyorum. Yani aynı şeyi seyirci de görüyor, taraftar da görüyor, yönetim de görüyor, camianın her kesimi oyuncu da görüyor, başkaları da görüyor. İşimiz kolay o zaman. Ama gördüğümüz sorunu nasıl çözeceğimizi biz konuşacağız. Yani bu eksikler nedir? İşte dediğim gibi işte bugün de idmanda daha fazla hücumu düşünen, dikini oynayabilen, ama bu kolay mı tabii? İyi niyetli olur, bazen yapamayabilir. Şimdi eldekilerle yapıp bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Bunu başarıya ulaştırırsak sorunumuz yok. İş başkasına da ihtiyaç yok. Ama yapamazsak o zaman düşünürüz. Önce eldeki oyuncuları var. Çünkü kulüplerin yönetilmesinde ekonomik, idari, teknik konular var.
Tek başına aldım, geldim, gitti, geldi. Çok yapıyoruz. Eldekini de anlamadan kaybediyoruz. Şu anda onları çözeceğiz. Geriye dönük işte eksik yaptı, iyi yaptı. Konuşmaya gerek yok. Sadece şunu söyleyeyim. Trabzonspor tarihinde uzun yıllar hak ettiği halde şampiyonlukları kupa olarak taşlandırmadığı dönem var. Bunu taşlandırdı bu camia. Ha demek ki o da güzel bir şey ama orada kalınmıyor. Bugün de tartışılı duruma düştük. O gün mutlu olduk, eğlendi Trabzonspor, her şeyi yaptı, gurur da duydu. Ama bugün de sıkıntıları oldu. Bunlar olacak başarı başarısız dönemlerde. Başarısızlığı nasıl aşacağımızı söylemeye çalışacağız ve uygulayacağız. Bugün de şimdi geriye dönük şikayet yok. Benden önce Abdullah Hoca vardı burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de kendisiyle görüştüm. Şimdi yeni dönemde yeni arkadaşlarla bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir altyapıyla, yani anlayış olarak ilkeli, prensipli, iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Yarın biz gideceğiz, başkaları gelecek, yine yapacaktır. Yani Trabzonspor'da bu değişiklik olacaktır ama Trabzonspor hep kalacak burada. Yani ben uzun yıllar gidip geldiğim için, bakın siz yılları saydınız, ben saymadım. Demek ki değişebiliyor insanlar. Allah'a şükür sağız, biz birlikteyiz. Sizi görüyoruz, bu da bizim için sevindiricidir. Önce sağlığımıza bakalım, siz de sağlığınıza bakın. Ama kulübün yaşaması önemli ve başarılı olması çok önemli. Moral değerlerini şehirde düşürüyor. Onları biliyorum. Taraftar şunu bilsin. İyi bir Trabzonsporlu bulunduğu durumda memnun değilse ben de değilim. Çünkü onun için aynı duyguyu yaşıyorum. O mutluysa ben de mutluyum. Mutlu olmak için ne yapacağız? El ele vereceğiz, çalışacağız. Eğer çalışmasak bizi uyarsınlar, daha fazla iş yapalım. Ama ben de şimdi uyarıyorum. Takıma sahip çıksınlar, destek olsun. Sahaya çıkan oyuncu kim olursa olsun ona destek olacaklar. O Trabzonspor oyuncusudur, Trabzonspor hocasıdır. Orada ayrık ayrı yoktu. Biliyorum ki bazı oyunculara tepkileri oluyor. Oyuncu kendi açısından haklı, taraftar haklı. Ama işler kötü gidiyor o zaman. Bu tartışmayı kısa çekişmeye atalım diyorum. Sağduyulu Trabzonspor'u sevenlerin de zaman zaman eleştirilerini alıyorum. Hep bir şey söyleyip sonradan destek oluyor. Bunlar, yani eleştiri yapmak başka bir şey. O eleştiri içerisinde rahatsızlık var gibi vermek doğru değil. Yani ama biz bunlara bakacak mıyız? Hayır. Ama ben sadece camianın kafası karışır diyorum. Karışmasın. İşte ben de burada şimdi göreve başladım. Uzun yıllar inşallah kalırım sizin sayenizde. İnşallah. O da başka bir şey. Ama şu andaki bir olumsuzluk yok ama rahatsızlığımız şu. Trabzonspor'un sonuçları, güzel futbolu. Yani tek eksiğimiz o. Ben de saha içinde kalacağım mümkün olduğunca ama saha dışında sizi tanıyorum. İşte hiç ilgilenmeyeceğim ya camiyle. Öyle bir şeyim yok çünkü onu yapamam. Yapsam da zaten şehirde, mahallede geziyorum. Ben halkın içindeyim, yine orada olacağım. Yani daha çok yaylaya, arada bir şehre uğruyordum. Yine zaman olursa giderim yani. Hiç öyle bir sorun yok. Ama pozisyon olarak burada bir görevim var. Onu da iyi yapacağım.